Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini TGRT Haber ele geçirdi. Bu görüntüleri Türk televizyonlarında ilk kez TGRT Haber ekranlarında izleyeceksiniz. Şimdi görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece MOBESE kameralarında saat 00:15'i gösteriyor. Yer Maslak. İbrahim Tatlıses'e düzenlenecek saldırının görüntülerini ilk kez ekranlarınıza getiriyoruz. İbrahim Tatlıses bir televizyon kanalındaki programından çıktı. Evet, şu anda Buket Çakıcı'yı ekranlarınızda göreceksiniz. Buket Çakıcı, İbrahim Tatlıses'in de asistanı. Siyah arabaya doğru yöneliyor, İbrahim Tatlıses'in aracına doğru. Şoför koltuğunun arka koltuğuna, sol arka koltuğa geçmeden önce çevresindekilerle konuşuyor. Onlara bir takım talimatlar veriyor. Buket Çakıcı'nın kapısında tutan isim ise İbrahim Tatlıses'in şoförü ve aynı zamanda da korumalığını yürüten isim. Buket Çakıcı sol arka koltuğa oturdu. İbrahim Tatlıses çıktı. Şu anda da görüntülerde kendisini görüyorsunuz. Ünlü sanatçının yanına hayranları geliyor. İki hayranı kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Şu anda bunu görüyorsunuz. İşte fotoğraf çektirdiler. Tatlıses'le konuşmak istiyorlar. Tatlıses kendilerine öpücük yolladı ve aracına bindi. Şoför koltuğunun yanına oturdu İbrahim Tatlıses. Hayranları fotoğraf çektirdikten sonra seviniyorlar. Sevinç çığlıklarını şu anda görebiliyorsunuz. Ve siyah araba İbrahim Tatlıses'i ve Buket Çakıcı'yı aldıktan sonra ilerliyor. İbrahim Tatlıses'in aracı ilerlerken arkada da o gri arabayı görüyorsunuz, koruması. Tam dönüş sırasında önde bir araba beliriyor. İşte saldırı anı şu anda kameralara yansıyor. Siyah araba, İbrahim Tatlıses'i götüren araba duruyor. Koruma duruyor. Arkadaki araba, şu anda gördüğünüz araba, İbrahim Tatlıses'in korumalarının yer aldığı araç. Saldırı anı işte bu şekilde MOBESE kameralarına yansıyor sevgili seyirciler. İşte yeniden ekranlarınıza getiriyoruz. İbrahim Tatlıses Maslak'taki programının ardından aracına doğru yönelecek. Kiminle birlikte? Asistanı Buket Çakıcı ile birlikte kendisi. Program sonrasında ilk olarak asistanını görüyoruz. Asistanı işte şu anda da görüyorsunuz. Siyah arabaya doğru yöneliyor, İbrahim Tatlıses'in aracına doğru asistanı. Çevresindekilerle konuşuyor. Onlara bir takım talimatlar veriyor. Onlarla konuştuktan sonra da araca doğru yöneliyor. İşte asistanın tam olarak araca doğru yürüdüğünü görüyorsunuz. Yanındaki isim İbrahim Tatlıses'in koruması, aynı zamanda da şoförlüğünü yapan isim. Buket Hanım etrafındakilerle konuşuyor ve ardından da şoför koltuğunun arkasına geçiyor. Yani sol arka koltuğa oturuyor. Şimdi de İbrahim Tatlıses'i görüyorsunuz. İşte programdan kendisi de çıktı. Stüdyodan çıktı, yer Maslak. Yanına hayranları geliyor. Şu anda izliyoruz. İki hayranıyla birlikte fotoğraf çektiriyor ünlü sanatçı. Fotoğraf çekiminin ardından hayranları kendisiyle konuşmak istiyor. İbrahim Tatlıses onlara yanıt veriyor, öpücük gönderiyor ve aracına biniyor. Şoför koltuğunun yanına, sağ ön koltuğa oturuyor İbrahim Tatlıses. Ve siyah arabada 3 kişi, yani şoförü, koruması, İbrahim Tatlıses ve asistanı yola çıkıyorlar. Bu sırada arkadan gri araba takip ediyor. Korumalarının yer aldığı araba, İbrahim Tatlıses'in siyah aracını. İşte tam köşeye dönerken önde beyaz bir araba beliriyor. İşte şu anda da saldırı anını izliyorsunuz. Öndeki araçtan ateş açıldı İbrahim Tatlıses'in aracına. İbrahim Tatlıses'in aracı hafifçe yavaşladı ve ardından devam etti. Şu anda ekrandaki araç da İbrahim Tatlıses'in korumalarının yer aldığı araç. Tabii etraftakiler de şaşkın. İbrahim Tatlıses'in koruması araçtan iniyor. Kovanları topluyor. Kovanları topluyor, kovanları gösteriyor. Ve devam ediyor. İşte etraftakiler de olayın şaşkınlığını yaşıyorlar. Ne olduğundan habersizler. Onların duydukları silah sesi. Şu anda da işte stüdyonun önündeki karmaşıklığı görüyorsunuz. Güvenlik görevlisi var, orada hayranları var az evvel fotoğraf çektirdiği İbrahim Tatlıses'in. Kaza anının oradaki karışıklığı izliyoruz şimdi de.
Evet, 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece 00:15'te MOBESE kameralarına yansıyan görüntüler bu şekilde. Olay anının ardından etraftakiler de şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ne olduğunu anlayabilmiş değiller. TGRT Haber ekranlarında ilk kez izliyorsunuz ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırının görüntüleri ilk kez TGRT Haber'de. İşte yeniden izliyoruz. Maslak'taki stüdyodan çıkıyor İbrahim Tatlıses programı sonrasında. Saldırı anının sonrasına geldik şimdi de. İşte İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırı anının görüntüleri ilk kez TGRT Haber'de ekranlara geliyor. Saldırının ardından koruması iniyor araçtan, kovanları topluyor ve araç devam ediyor takip etmeye. Evet, 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece saatler 00:15. Yer Maslak. Stüdyo çıkışı İbrahim Tatlıses bir televizyon programı yaptı. Programın çıkışında işte izliyorsunuz, saldırı anının görüntüleri ilk kez yayınlanıyor. İşte yeniden görüyoruz o görüntüleri. Program çıkışında İbrahim Tatlıses'in asistanı Buket Hanım ilk olarak çıkıyor stüdyodan. Çevresindekilerle konuşuyor. Burada program yetkilileri var, hayranları var İbrahim Tatlıses'in. Evet, ekranlarda gördüğünüz sarışın bayan İbrahim Bey'in asistanı. İbrahim Tatlıses de az sonra çıkacak. İbrahim Tatlıses'e vurulma anı geliyor ekranlarınıza. İbrahim Tatlıses siyah aracının içerisinde. Sağ ön koltukta oturuyor, şoför koltuğunun yanında. Solunda da koruması ve şoförlüğünü yapan kişi var. Sol arka koltukta ise İbrahim Tatlıses'in asistanı oturuyor. İlk kez TGRT Haber ekranlarında izliyoruz bu görüntüleri. Şoförün duraksadığını görüyoruz görüntülerde saldırı anının ardından. Ancak İbrahim Tatlıses'in ve asistanının yaralandığını fark edince şoför devam ediyor. Durup karşı ateş açmıyor. İbrahim Tatlıses tam olarak programdan çıktıktan sonra arkasında korumalarının yer aldığı araçla hareket halindeyken gri bir araba önüne geçiyor İbrahim Tatlıses'in aracının ve 11 el ateş ediliyor İbrahim Tatlıses'in aracına. İlk olarak şoförün duraksadığını görüyoruz. İbrahim Tatlıses'in koruması olan isim aynı zamanda da şoförü duraksıyor. Ancak İbrahim Tatlıses'in ve asistanı Buket Hanım'ın yaralandığını fark edince koruma yola devam ediyor ve karşı ateş açmıyor. Silah olmasına rağmen ateşe yanıt vermiyor ve devam ediyor koruması. İşte bu anın ardından herkes şoke olmuş vaziyette. Görgü tanıklarını şu anda izliyoruz. Onlar da ne olduğunu anlayamamış durumdalar. Güvenlik görevlisi geliyor oraya. Hayranları orada. Az evvel fotoğraf çektirmiş olan hayranları da orada. Onlar da şoke olmuş durumdalar. Silah sesini duyanlar da olay yerine gidiyorlar. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e düzenlenen silahlı saldırı anının görüntüleri ilk kez TGRT Haber'de ekranlara geliyor. İşte şu anda da izliyoruz. İbrahim Tatlıses tam dönüş yapacakken beyaz bir araba tarafından dönüşü engelleniyor, yavaşlatılıyor ve kendisine ateş açılıyor. 11 el ateş açılıyor bu kurşunlar. İbrahim Tatlıses'i ve asistanına isabet ediyor. Korumaya isabet etmiyor. Ve koruma önce yavaşlıyor, duraksıyor. Ardından İbrahim Tatlıses'in ve asistanının yaralandığını fark edince gaza basıp devam ediyor. Şu anda da yeniden görüyoruz.
Ekrandaki görüntülerde program çıkışının ardından İbrahim Tatlıses asistanıyla birlikte programdan çıkıp siyah aracına doğru yönelecek. İbrahim Tatlıses'in hayranları var. Şu anda ekrandaki sarışın hanım İbrahim Tatlıses'in asistanı. Evet, ekranda da izliyoruz. İbrahim Bey'in asistanı çevresine bir takım talimatlar veriyor. Onlarla konuşuyor. Çevresindekilerle konuştuktan sonra da siyah araca, yani İbrahim Tatlıses'in aracına yöneliyor. Şu anda da onun kapısını açan isim İbrahim Tatlıses'in şoförü, aynı zamanda da koruması. Buket Hanım çevresindekilerle konuşuyor. Konuştuktan sonra da şoför koltuğunun arkasına, yani sol arka koltuğa geçiyor. Şimdi görüntülerde İbrahim Tatlıses'i görüyorsunuz. İbrahim Tatlıses çevresindekilerle konuşuyor. Hayranları etrafını sarıyor. İki hayranı kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyor. Ünlü türkücü onları kırmıyor. Şu anda da görüyorsunuz, fotoğraf çektiriyorlar. Fotoğrafın ardından hayranları onunla konuşuyor. İbrahim Tatlıses yanıt veriyor. Öpücük yolluyor ve aracına geçiyor. Şoför koltuğunun yanına. Sağ ön koltuğa oturuyor ünlü türkücü. El sallıyorlar, hayranları halen onunla konuşuyorlar ve sevinç gösterilerinde bulunuyorlar, görüyorsunuz. Siyah araç yola çıkıyor, içerisinde koruma, yani şoför, aynı zamanda İbrahim Tatlıses ve asistanı var. Araç devam ederken arkasında da gördüğünüz araç İbrahim Tatlıses'in korumasının yer aldığı araç. Öndeki araç, önde beyaz bir araç gördük. O araçtan ateş açıldı, İbrahim Tatlıses'in aracı durdu. Şoför önce durdu ancak gaza basarak devam etti. Korumaların aracı duruyor olay yerinde. Koruma iniyor araçtan